Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta savunma sanayini konuşacağız. Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar ses getiriyor. Sadece içeride değil, bütün dünyada, dünya basınında çok yaygın bir şekilde bu konudaki kaydedilen gelişmeler haber konusu oluyor. Bu konuda tabii önümüzdeki süreçte ne tür hedefler var, içinden geçtiğimiz süreçte neler yapılıyor, pek çok soru da var. Sayın İsmail Demir, Profesör Doktor İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hoş Demir. bulduk. Şimdi şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Biraz kitabın ortasından olacak ama Evet. güncel tartışmalar bu noktada odaklandığı için bu S-400 meselesi, F-35 meselesi son günlerde yeniden tartışma konusu haline geldi. Yeni bir durum var mı bu konuda? Yani daha önceki sizinle yaptığımız programlardan farklı olarak yeni gelişen bir durum söz konusu mu? Allah yani yeni diyebilir miyiz bilmiyorum ama bir kere kamuoyu algısı açısından işte S-400 ikinci sistem gelmesi, ikinci sistem için anlaşma imzalanması, işte Amerika tarafından da sakın ha ikinci sistemi almayın lafları. Bizim söylediğimiz şu, ilk günden bizim masaya oturduğumuz kavram iki sistem idi. Yani bir sistem için konuşulmadı. İki sistem. İki sistem için konuşuldu. Bütün pazarlıklar, fiyat pazarlıkları, teknoloji pazarlıkları, bütün görüşmeler, bütün içerikler hep iki sistem için idi. Burada fark neydi? Birinci sistem doğrudan hazır alım formatındaydı. Çünkü bizim teknoloji transferi ve işbirliği kavramına çok önem verdiğimiz için onun biraz uzun soluklu olması gerektiğinden dolayı birinci sistem biraz hızlı alınsın, ikinci sistem için bu detayları konuşalım denmişti. Orada bir yere gelindi. Yeni bir kavram yok ama gelişmelerin adım adım gitmesini düşünürsek ikinci sistemle ilgili o bahsettiğimiz yol haritasıyla yürüyoruz. Onun zaman alan, biraz süre alan, detay çalışılması gereken konular oldu. O kanal böyle. F-35 meselesinde de yeni bir şey yok ama şöyle bir detay var. Malumunuz biz programdan Türkiye'yi çıkartmaları hukuk olarak mümkün değil diyor idik. Bu gayri hukuki ve yan anlaşmaya göre de böyle bir şey yapılamaz. Bütün ortakların ortak karar vermesi, oy birliğiyle karar vermesi lazım böyle bir şey için derken. Türkiye çıkardık açıklamaları duyduk. Ama sonra ne oldu? Son zamanlardaki gelişme şu. O anlaşmadan veya mutabakat zaptından Türkiye'nin tek taraflı çıkartılamayacağının farkına vardıklarından dolayı kendileri o mutabakat zaptından tek taraflı çekilme yolunu seçtiler. Yani Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak bu metinden çekildiğini söyledi ve diğer ortaklara telkinde bulunarak onların da tek taraflı bu metinden çekilmelerini sağladı ve yeni bir metin etrafında yeni bir birliktelik oluşturulacak. Yani hukuken kitabına uydurmak için böyle Evet, yapıyor. çünkü gayri hukuk olduğu çok netti bunun. Bir gelişme bu. Diğer gelişme tabii Türkiye'nin ödediği belli bir meblağ var. Bunun yarısı ortaklık payı diyelim. Ortak olmak için ödediğiniz para. Diğer yarısı ise uçaklar için 1,4 milyar ödenen yarısı, falan. hemen hemen yarısı ortaklık için ödenen para. Diğer yarısı da uçaklar için ödenen para. Bunun geri alınması ile ilgili bizim ilk aşamada yaptığımız çalışma bir hukuki zemini yoklamak, lobi çalışmaları yapmak, buradaki yol haritasını çıkarmak. Şu anda o çalışmalar yine devam ediyor. Bu konu gündeme gelince Amerika'da yönetim tarafından şöyle bir konu gündeme getirildi. Türkiye'nin de bu geçiş dönemi hava kuvvetleri ihtiyaçlarının giderilmesi açısından veya bu miktarla ilgili bir uzlaşmaya varılması açısından yeni nesil F-16'lar acaba füze katılabilir mi diye bir tartışma oldu. Bu konuda Türkiye'nin bir talebi var. Onun cevabı beklenecek. Ama tabii burada şunu belirtmek isterim. Türkiye'nin burada yol haritası ne diye sorulduğunda, geçmiş programlarınızda da siz de sordunuz. Biz birinci önceliğimiz diyoruz, milli muharip uçak. Şunu belirtmek lazım, milli muharip uçağa giden yolda bir insansız savaş uçağımız çıkacak. Artı Hürjetimiz çıkacak. Bu ara boşluğu doldurmakla ilgili bu alternatiflerimiz de var. Ayrıca Türkiye tabii şunadan çok net belirtiyor çeşitli ortamlarda.
ihtiyaçlarımızı gidermek, hava kuvvetlerimizi, hava gücümüzü güçlendirmek adına her türlü opsiyonu da biz açık tutabiliriz. Geçmişte Su-35 tartışmaları olmuştu malumunuz. Su-35 ve Su-57 vardı. Yani hiçbir defteri kapatmadığımızı belirtmek istiyorum ama tabii gelişmelere bağlı. Evet, yani burada hep bir ısrarla işte Amerika bastırıyor, Türkiye de geri adım atacak, atmalı diye böyle bir şey de var. Bir süreç. Bastırdı doğru. Yani bastırdı çok açık, kimsenin ya burada bastırma ödeme diye bir durum yok ama bastırmanın şöyle bir psikolojik meseleden başka bir şey olmadığını çok net görüyoruz. Niçin? Şu anda işte F-16 meselesi var gündemde, F-35 meselesi var. Türkiye NATO'da da bir müttefik olarak çeşitli NATO tatbikatlarına, faaliyetlerine F-16'lara katılıyor. Çeşitli alanlarda işbirlikleri yapılmaya devam ediliyor. Yani müttefiklik ruhu içinde Türkiye yapması gereken her şeyi yaparken bir meseleden bu kadar kavga çıkartmak ne kadar yerinde düşünmek lazım ki geçmişteki patriot hikayelerimizi anlattık yani. Evet, evet. O argüman inandırıcı değil diyorsunuz. Yani NATO'dan uzaklaştırıyor Türkiye'yi, bu sistemler NATO'ya uyarlı değil vesaire, Amerikalıları kullandı. Ya, tabii başka bir mesele de şu, biz defalarca bunun teknik argümanını konuşmasını yapalım dedik. Burada yanaşmadı. Hiçbir şekilde masaya oturamadık. Üstüne üstlük masaya oturması gereken taraf, Savunma Sanayi Başkanlığı, kasa yaptırmaları dışarıda bırakıldı. Şu anda tabii yine Milli Savunma Bakanımız kanalıyla görüşmeler devam eder, konuşmalar devam eder ama yaklaşımın iyi niyetle bağdaşmadığını vurgulamak için veya argümanların ne kadar boş olduğunu, Türkiye'nin ittifak ve müttefiklik ruhuna uygun davrandığının çeşitli delillerin masada olduğunu, aslında karşı tarafın bu ruha uygun davranmadığını, bir S-400 meselesinden bir anlamda bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir yolu tercih ettiğini görmek lazım. Peki. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz F-16 alımı talebiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı da bu sabah açıklamaları oldu. Bu teklif Amerikalılardan mı geldi? Yani bunun parasını F-16 ile karşılayalım gibi. Yani nedir bunun? Arka plan nedir? Ve ne göreceğiz biz? Bu tabii karşılıklı görüşmelerde ortaya gelen bir kavram. Biz bunu çok önceden beri söylüyor idik. Yani buradaki hakkımızı biz takip edeceğiz. Bu paranın geri alınmasıyla ilgili veya hakkın teslimiyle ilgili teşebbüslerimizi sürdüreceğiz diyor idik. Bunun bir yolu tabii Türkiye'nin şu anda da süre gelen F-16 ile ilgili çeşitli parça alımları, lojistik destekleri falan var. Daha sonraki güncellemeler var. Bunlar da devam ediyor. Tabii F-16 ile ilgili şunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye F-16 modernizasyonu işlemleri devam ettiriyor. Yani bunun bir kısmı geçmiş zamanlarda. Biz kendimiz yapıyoruz. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lockheed Martin desteğiyle devam ederken şu anda birçok yönden biz bu modernizasyonu hem yapısal anlamda hem de aviyonik, elektronik ve yazılım anlamında yapmaya başladık. Burada tabii işbirliğiyle gidilirse bu iş daha kolay olabilir ama gidilmez ise, yani altını çizmek istediğim konu, Türkiye çaresiz değil. Burada bizim sürekli olarak söylediğimiz şu, bir şey insan yapısıysa biz yaparız, biz daha iyisini yaparız. Yabancılara bağımlı olarak aldığımız ürünlerin idamesi ile ilgili sorunlar çıkabiliyor ama burada da eğer biz kendi göbeğimizi kesmek durumunda kalırsak da keseriz. Siz uçak mühendisisiniz. Bir ara şey demiştiniz bunları konuşurken. Evet. Eski uçak yoktur. Değil mi? Öyle bir tabir kullanıyorsunuz herhalde. Peki şunu soracağım ben size. Herkesin hani bu işlerle ilgilenen, merak ettiği yine bu bağlamda şöyle bir soru var. Yani bu programdan çıkarılması, F-35'ten çıkarılması bir açık oluşturmuyor mu Türkiye'nin savunma kapasitesinde? Şimdi mesela Yunanistan'a F-35'i vermesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, burada denge Türkiye aleyhine gelişmiyor mu? Bu boşluğu nasıl dolduracağız? Kendi kapasitemizle bu açığı kapatabilir miyiz? Tabii F-35 olsaydı iyi olur, program ortağı olarak, yani sadece uçağın sahiplenilmesi açısından değil, program ortaklığında edindiğimiz kabiliyetler, ihracat fırsatları vesaire konuları var idi. Ama işte bu açık meselesi geçmişte de gündeme geldi. Biz de orada dedik ki opsiyonlarımız açık. Yani demin belirttiğim gibi ara ürünler çıkartıyoruz. İHA kabiliyetlerimizi daha da geliştirerek yola devam ediyoruz.
Hava hava füze geliştirmelerimiz devam ediyor. Diğer taraftan eğer mecbur kalırsak Su-35-Su-50 hedefleri her zaman açılabilir dedik. Bunun yanında kendi F-16'larımızı modernize etmekle ilgili önemli kabiliyetler kazandık, kazanıyoruz. Uygulamalara devam ediyoruz. Bunları arka arkaya sıraladığımızda bir zafiyet oluşmaması için Türkiye savunma sanayi elinden geleni yapacak. Ha, buna ilaveten işte yine F-16 Viper'ların alınması gibi bir konuda gündeme gelirse bu tabii bu işi biraz daha rahatlatır ama hiçbir zaman için Türkiye mecbur değil. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz bu konuda Amerika ile ilgili ilişki seviyemizin karşılıklı hasmane bir zeminde seyretmemesi gerektiğini bildiğimiz için, bunu karşılık olarak çeşitli görüşmelerde dillendirildiği için bu bir ara çözümdür. Hem verilen miktarın tartışılmasıyla ilgili hem de yeni ürünlerin belki devreye girmesiyle ilgili ama bu sadece tercihlerden birisi. Yani kamuoyu açısından bence şu önemli. Türkiye mecbur değil. Türkiye kendi göbeğini kesmekle ilgili her zaman çaresini üretir. Çeşitli alternatiflerden bir tanesi de budur. Bu olursa iyi olur, olmazsa başka şeyler her zaman için gündeme gelebilir. Peki. Şimdi bu konuya başka sorularla ilerleyen bölümde tekrar girmek istiyorum. Ama şimdi bir başka konu, yine önemsediğimiz bir konu. Yani sizin savunma sanayi başkanlığı olarak dahil olduğunuz projeler fiili olarak uygulanıyor, sahada uygulanıyor. Özellikle de mesela terörle mücadele çerçevesinde uygulama söz konusu. Baktığımızda hani daha çok böyle hani SİHA'ların başarısı, İHA'ların başarısı, bu mücadelede işte teröristler başlarını kaldıramayacak hale geldiler falan deniyor. Ama bunun dışında yani sizin nasıl bir koordinasyonunuz söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ve ürünlerinizin geri bildirimleri anlamında nasıl bir tablo içerisindeyiz şu anda? Biraz buradan devam etmek isterim. Şimdi sahada etkinlik çok önemli. Ürünlerin sahaya verilmesi, sahada kullanılması, oradan gelen geri bildirimler son derece önemli. Tabii haklı olarak İHA'larımız ve SİHA'larımız başarıları ile son derece Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde. İHA ve SİHA'nın kullandığı ürünler, kameralar, bombalar, roketler, bunları gündeme aldığınızda, bunların hassas vuruş kabiliyetlerini düşündüğünüzde, ayrıca harekat ortamında bu ürünlerinizin çeşitli elektronik taarruzlarından etkilenmeden operasyon yapabilmeleri önemli. Elektronik harp ortamında muhtelif şaşırtmaları, kandırmaları, engellemeleriyle karşı tedbirleri almanız önemli ki bunlar teker teker sahaya veriliyor. Onu belirtmem gerekiyor. Diğer irili ufaklı çok sayıda ürün var. Mesela biz 5 sene önce başladık milli bir piyade tüfeğin teslimatına. O zamana kadar piyade tüfeğimiz yok muydu? Vardı ama işte lisans altında üretilmiş ürünler, silahlar vesaire idi. Ama muhtelif havan mühimmatlarından tutun, el bombalarından, onların çeşitli menzildeki keskin nişan tüfekleri, çeşitli kalibredeki makineli tabancalar, tüfekler, bunlar hepsi şu anda yerli üretilmeye başladı. Bomba atarlar, bomba mühimmatları, aynı zamanda elektronik harple ilgili konuları söyledik. Sahada etkin sonuç alacak yine drone seviyesinde muhtelif uygulamalarımız var. Onların sahaya verildikçe oradan gelen geri bildirimlerle yapılan çeşitli değişimler var. İşte küçük roket atan İHA'mız, drone'umuz var. İşte el bombası bırakan drone'umuz var. Kamikaze drone'umuz var. Yani ayrıca bir bomba atardan bahsettiniz. Geçen gün anlattığımız, evet, çoklu bir bomba atar. Bir görüntüsü varsa arkadaşlar bir getirsin onu. Burada tabii malum makine kimya Türkiye'nin silah ve mühimmat üretiminde gerçi sancak gemisi diyelim. Ama diğer özel şirketlerin de kabiliyetleriyle beraber Türkiye'nin bu savunma sektöründe gidişatı gerçekten önemli bir noktaya varıyor. Muhtelif firmalarımız mühimmat ve silah üretiminde önemli aşamalar kaydettiler. Burada özel sektörde işte başta SİHA'larımız olmak üzere milli duygularla hareket eden şirketlerimizin gerçekten varlığı çok önemli. Bu sektör girip kolay para kazanıp çıkılacak bir sektör değil. Özür dilerim. Bu herhalde değil mi? Evet, bu.
Bu çoklu bomba atar, tekli bomba atarımız var idi. Bu çoklusuna geçtik ve menzili belli bir seviyeye geldi. Yani aynı anda birden fazla bomba atıyor. Bomba ve belli bir menzile fırlatabiliyoruz. El bombanızı atacağınız, elin atacağınız menzil belli. Ama bu çok da uzaklara, arka arkaya bir dizi el bombasını fırlatabiliyor. Bunu şu an almak isterseniz ithal etmekten başka çareniz yok. Evet. Ki alabilirsiniz. Bu gibi muhtelif silahlar var, ili ufaklı. Yani bir tabancanın bile ithalinde geçmişte gösterilen zorlukları hatırlarsanız bu konuda adım adım muhtelif el bombası kutuları, işte mermi yolu sürücüleri, şarjörler, yani bunlar ufak görünen şeyler, çeşitli balistik koruyucular, alanda kuvvetlerimizin ihtiyaç duyacağı muhtelif unsurları beraber geliştirip onların kullanımına verip onlardan geri gelen bildirimleri daha iyi seviyeye taşımak gibi bir süreçteyiz. Ayrıca bizim daha 3 sene öncesine kadar hava savunma dediğimizde elimizdeki stingerlerden başka hava savunma füzemiz yoktu. Hı. Bugün Korkut'un üzerine biz Sungur'u koyduk, Hisar A artı koyduk, Hisar O artı teslimat aşamasına geldi. Sipere giden yolda bir ürünümüz daha çıkacak, onu da adını yakında anons edeceğiz. Böylece Türkiye katmanlı hava savunmasının alt basamaklarından yukarı adım 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 çıkmaya devam ediyor. Bütün bunları eklediğinizde insansız kara araçları, insansız deniz araçları, denizaltı ürünleri, denizaltı araçları, deniz altından atılmaya çalışılan seyir füzeleri, karadan karaya seyir füzeleri, hava kara, hava hava, bunlar muhtelif alanlara devam eden çalışmalar. Her birinin kendi çapında geldiği bir aşama var. Kullanıma verilenler var. Oradan gelen geri bildirimler var. Bunlarla beraber Türkiye bu yolculuğuna devam ediyor. O %70'in üzerine çıktığı cümlesinin altını bunlar dolduruyor herhalde. Yerleşme, tabii birleşme. Malum ben sürekli bu yüzde meselelerinde ihtiyatlısınız. İhtiyattan ziyade şöyle bir açıklama yapmak durumunda kalıyorum. Şimdi bir işte M60 tankınız var, F-16 uçağınız var, F-4 uçağınız var vesaire. Bunlar zaten dışarıdan temin ettiğiniz, idamesinde dışarıdan temin ettiğiniz parçalar yapmak durumunda kaldığınız, yine de belli yerleşme programı olan şeyler ama kendi bünyemizde oluşturduğumuz ürünlerde bu yüzdeleri tutturuyoruz. Bundan daha önce alınmış ürünleri muaf tutarak bunu yapıyoruz. Hı. Çünkü öbür türlü mantıklı olmuyor. Çünkü daha önce aldığınız ürünlerin belirli bir lisans ve sözleşme ve fikri mülkiyet hakları bağımlılıkları var. Hı hı. O açıdan ama tabii bu kısıtlamalar veya örtülü örtüsüz ambargoların şu faydası var. O ürünlerde bile bazen belli engeller çıkartılabiliyor. Orada da geniş bir yerleştirme listemiz ve faaliyetimiz var. Sanayi ekosistemimizden çok önemli oyuncular çıkartıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bir yetenek envanteri hazırladık. Bunu artırarak devam ediyoruz. Çeşitlilere, ziyaretlere gidiyoruz. Nerede ne faaliyet var? Kim neyi yapabilir? Türkiye'nin geçmişten gelen teknolojilerde mesela malzeme ve alaşımlı malzemeler konusunda çeşitli yeni nesil malzemeler konusunda Türkiye'nin derin bir geçmişi yok. Oradaki boşluklara bakıyoruz. Çünkü savunma sanayinde kullanılacak malzemeler gerçekten artık malzeme teknolojisinin en üst noktasını oluşturan malzemeler olduğu için orada yetenek oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu sektöre giren oyuncuların şunu bilmesi lazım ki çoğu çok şükür bunun farkındalar. Burası binli bir mesele. Para kazanıp çıkacak bir konu değil ama ileri aşamalarda eğer burada sabırlı olunursa önemli bir sektör ve dünya çapında oyuncu olunabilecek bir sektör. Yine SİHA'lardan örnek verelim. Kendi milli ihtiyaçlarımıza başladığımız konu bugün nereye geldi? Çok sayıda İHA, SİHA ihraç eder duruma geldik ki yani ekonomik olarak da uzun vadede aslında çok iyi geri getirisi olan bir alan ama ilk giriş ve çalışma azmi, çalışma gayreti, bu konuda sonuç almakla ilgili ekibin ruhunun milli bir ruh olması lazım. 7/24 alanda sürekli çalışma azmiyle bu işi kovalaması lazım. Evet. Şimdi bu ihracat konusunu biraz konuşalım istiyorum. Dünya basınında da yani özellikle SİHA'larla ilgili çok sürekli haberler çıkıyor. Yani Fukuyama bile yazı yazdı bu konuda. Savaşta oyun değiştirici olduğuna işaret eden bir yazıydı o. İdlib'deki SİHA sürüleri örneğinden yola çıkılarak. Şimdi bu ihracat pazarında ne durumda? Bu savunma sanayi ürünleri, yeni talepler, yeni teklifler söz konusu mu? Hangi ülkeler, hangi yeni ülkeler
istiyor. Biraz bu fotoğrafı bize anlatabilir misiniz? Şimdi çok sayıda ülke var. Şimdi ben yine bu tür kamuoyu önünde konuşmalarda ülkeler vermekten imtina ediyorum. Çünkü çok net, inanın çok sayıda tecrübe ile gördük bunu. Herhangi bir ülkenin adı gündeme geldiğinde o ülkeyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ve baskılar oluşabiliyor. Hmm. Malumunuz bu sektör bazılarının domine ettiği, yıllardır kendi arka bahçeleri gördüğü bir sektör. Ve belirli ülkelerde belirli nüfuz alanları oluşturulmuş durumda. O açıdan biz işin sonuna gelmeden, işi bağlamadan bu konuda çok fazla açıklama yapmak istemiyoruz. Satışlar oldukça, gerçekleştikçe kamuoyunun duyması daha yerinde bir şey ama son İDEF Savunma Sanayi Fuarımızda çok sayıda yabancı ülke vardı. Onlar da muhtelif savunma sanayi ürünlerimize ilgilerini beyan ettiler. Tabii İHA ve özellikle SİHA çok kritik ve stratejik bir alan. Hatırlarsanız biz müttefik olduğumuz halde ülkelerin bize İHA vermekle ilgili koyduğu kısıtlar ve vermemeleri, aldığımız İHA'ların desteğinin bile yapılmamasını hatırlarsanız bu konuyu öyle herkesin kolay kolay gelin size verelim diyeceği bir konuda değil. Türkiye'de tabii bu konuda kendi tedbirlerini almak durumunda. Önümüze gelen her ülkeye her şeyi satacağız anlamına gelmiyor. Türkiye'nin de kendi içinde belli ihracat kontrolleri var. Bunu Dışişleri Bakanlığımız, İmdi Savunma Bakanlığımız kontrolünde değerlendirilmesine yapılan şeyler. Yani bugün bir savunma sanayi ürünü üretiyor iseniz, ben falanca ülkeyle anlaştım, oraya şunu satacağım diyemezsiniz. Çünkü her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu belirli. Güvenlik politikasıyla, dış politikayla da ilişkili konular. Tabii. Ve bu da teknoloji transferi yapılıyor mu mesela? O da, yani bunların hepsi ülkenizin aslında savunma sanayi genelde bir size güç oluşturuyor. Yani sadece kendi milli çıkarlarınızı savunmakla kalmıyorsunuz. Bir algı olarak karşı ülkede başka bir konuma konumlandırılıyorsunuz. Masadaki duruşunuz, oturuşunuz ve argümanlarınızın konuş şekli değişmeye başlıyor. Ondan sonra da karşıdaki ülkeye neyi verip neyi vermeyeceğiniz, hangi seviyede işbirliği yapacağınız o ilişki seviyesine göre değişen bir konu. Bunu da Türkiye kendi içinde değerlendiriyor. Malumunuz mesela dedik ki işte biz milli mağarıp uçak geliştirirken muhtelif ülkeler buraya ortak olabilir. F-35'te olduğu gibi bir argümandır. Bunlar konuşulabilir. Çeşitli savunma projeleri, özellikle iddialı olanlar ve çok büyük finansman yük getirenler İleride de pazar ve hacim açısından sinerji oluşturacak parametreler var. Burada işbirliği tabii ki akıllıca bir şey olur. Bunu hem biz hem de muhtelif ülkeler farkındalar bu konunun. Bu çerçevede de görüşmeler yapılabiliyor. Bu ihracat anlamında bu İDEF fuarında mesela Afrika ülkelerinin çok talep yoğunluğu içinde rağbet ettiklerini duymuştuk o zaman. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da Afrika turuna gidiyor. Hani ne işi var Afrika'da Cumhurbaşkanı niye böyle boşuna masraf yapıyor diye argüman da muhalefet çevrelerinden itirazlar da geliyor. Afrika pazarında mesela var mı bu anlamda bir ihracat kapasitesini canlılık bekleyebilir miyiz? Oldukça büyük ilgi var. Tabii ne işi var Afrika'da şey çok yani manidar ve ne bileyim içinde belirli ön yargılar içeren bir cümle sanırım. O ülkeler yıllarca çeşitli kolonyal politikalarla muhatap, onları muhatap olmuşlar. Ve bizlerle konuştuklarında o günlerin acısını taşıdıklarını ve Türkiye'ye bambaşka bir gözle baktıklarını hissediyoruz. Tabii Türkiye'nin işte mesela Türk Hava Yolları'nın Afrika açılımı, Dışişleri Bakanlığımızın Afrika açılımı ile beraber Türkiye bir yumuşak güç koyarken diğer anlamda savunma sanayi ve savunma gücü açısından da oluşturduğu algı çok değişik bir yere geldi. Yani yumuşak gücünüzün yanında diğer anlamdaki gücün de olduğunu görmeleri Türkiye'yi bambaşka bir yere konumlandırmalarına sebep oldu. Mesela Savunma Sanayi Başkanlığı olarak işte muhtelif savunma bakanları bizi ziyaret etmeye başladıkları gibi bazı ülkelerin devlet başkanları gelip Savunma Sanayi Başkanlığı'nı ziyaret etmeye başladılar. Afrika ülkelerini evet. Kastediyorsunuz. Şimdi bu bir ilgi seviyesinin nereye gittiğini gösteriyor. Burada da biz son derece olumlu yaklaşımlarda bulunuyoruz. Ayrıca ben sık sık şunu belirtiyorum bu ülkelere. Biz damdan düşme hikayesini anlatıyorum. Biz damdan düştük. Biz diğer ülkelere muhatap olunduğunda nelerle karşılaşıldığını, nasıl bir bencil politika uygulandığını, uzun vadeli bağımlılıkların daha sonra nasıl sizin aleyhinize kullanıldığını biliyoruz. Biz bu ilişkileri bildiğimiz için bizim size ilişki koyma tarzımız bambaşka bir boyut. Artı şöyle bir argüman olabiliyor. İşte
parası olmayan ülkelerle niye bunları konuşuyoruz? Böyle diyenler var. Şimdi belki Afrika'da ne işimiz var diyenlerin belki evet, bir evet. argümanı bu. Bu ülkeler, bir ayağında o var zaten. Evet. Bu ülkeler Afrika zengin bir ülke aslına bakarsanız. Belki bu yüzyıl Afrika yüzyılı olacak denilebiliyor. Bunları gördüğünüzde oradaki zenginliği ve insanların aslında insanca yaklaşıldığında, onlara bir dost el uzatıldığında, kaynaklarını sömürmek değil, kaynakları beraber geliştirmek ve o ülkenin kendi çıkarları, kendi nüfusu içinde fayda oluşturacak parametreleri masaya koyduğunuzda, bu ne işimiz var argümanının son derece geçersiz olduğunu görüyorsunuz. Türkiye diğer meselelerde olduğu gibi burada da insani yaklaşımı ve beraber kalkınalım, beraber faydalanalım yaklaşımını yine masada tutmaya devam ediyor. Bu da anlaşılıyor, ilgi görüyor, takdir görüyor. İşte bunun için Türkiye, Afrika'da Cumhurbaşkanımız şu anda Afrika yolculuğunu onun için yapıyor. Peki. Peki toplamda şu anda savunma sanayi ihracat kapasitesi ne durumda? Şimdi gerçekleşmeli, bu işte İDEF'ten bahsettik. Potansiyel büyük, potansiyeli hayata geçirmekle ilgili de çok muhtelif ve çeşitli mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Özellikle işte Afrika söz konusu olduğunda. O açıdan büyük potansiyel var. Bu potansiyeli hayata geçirmekle ilgili mekanizma oluşturmak devletimizin muhtelif kurumlarının ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın aslında gündeminde olan bir mesele. Biz de geniş ölçüde çeşitli ülkelerle temaslarda bulunup çok sayıda geçmişte imzaladığımız savunma sanayi işbirliği anlaşmalarını şu anda zenginleştiriyoruz. Yeni anlaşmalar ekliyoruz üstüne. Bunlar netice verecek. Bunlar savunma sanayi işbirliği anlaşmaları. Bu işbirliği anlaşmaları neticesinde oluşturulan savunma sanayi işbirliği komiteleri var. Bunların periyodik toplantılarını artırdık. Bu toplantılarla beraber belirlenecek yol haritaları ile adım adım belli politikalar gündeme gelecek. Şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Savunma sanayi ihracatının toplam ihracatımıza katkısını konuşurken bunun maddi değeri kadar belki ondan daha çok oluşturduğu algı ülkenizin itibarı konusunda karşı tarafta bıraktığı izlenimi onların size yaklaşım açısından çok büyük bir önem var. Yani ölçülebilir ve ölçülemez bunun büyük katma değerleri var. Bunu da zamanla göreceğiz. Evet. Peki şimdi hep mesela havadaki unsurlar, SİHA'lar, İHA'lar üzerinde bir odaklama var diyoruz ama denizde, karada ki mesela yeni savunma sanayi ürünleri, biraz da bundan bahsedebilir misiniz? O konuda neler üretiliyor? Türkiye'nin uzun vadeli terörle mücadele gündemini düşündüğümüzde hep o alandaki mücadele unsurları aklımıza gelirken deniz tarafı aslında ihmal edilmedi. İşte MİLGEM'lerimiz malum. Muhtelif deniz araçlarımız üretilmeye devam ediyor. Denizaltı projelerimiz, inşamız devam ediyor. Muhtelif büyüklükte, hızda ve kabiliyette hücum botlarımız servise verilmeye devam ediyor. Bu konudaki yolculuğumuz hiç kesilmedi ve artarak devam edecek. Bunun yanında tabii insansız hava araçlarından konuşurken insansız su üstü ve su altı araçları gündemimizde. İşte iki tip aracımız Ulak ve Albatros şu anda denemelerini yaptılar. Teslim etmek üzere belirli seri üretimleri başlatıyoruz. Onların da denizde önemli kabiliyetler oluşturacağını biliyoruz. Burada hem denizde tekil olarak operasyon hem de çoklu operasyonlara yol açacak. Bu Albatros serisi. Bu çoklu sürü operasyon yapacak bir deniz üstü sistem. Burada hem kendi aralarında koordinasyon yapabilirken muhtelif sistemler... Dayı insansız deniz aracı evet, değil mi bu? Evet, deniz aracı. Yakın bir zaman içinde galiba bunda bu şu anda sunumu yapıldı. Sunumu evet yakın zamanda yapıldı. Hem bunlar ve üzerine konulacak sistemler de çeşitli olabiliyor. Yani bir platformumuz var. Platformumuz hem elektronik harp sistemleri hem de muhtelif silah kuleleri, roket sistemleri yerleştirebilip kabiliyetlerini çeşitlendirebiliyor. Şimdi çok özür dilerim. Biraz hani izleyicilerimiz daha rahat anlaması için. Bu gördüğümüz şimdi sürü hali gidiyor denizde. Hı-hı. Uzaktan kontrolü, tıp işte SİHA'nın yerden Hı-hı. kontrol edilmesi Hı-hı. gibi. Bunlar da karada
kontrol edilip ne kadar denizden açığa gidebiliyorlar denizden? Şimdi onun 50 kilometre, 100 kilometre daha fazla. Daha fazla. Şimdi gidiyor, nerede kullanılıyor mesela? Hangi amaçla kullanılabiliyor bu? Şimdi bu artık harekat konseptinize bağlı. Şimdi siz bu imkanı veriyorsunuz. Yani bunlar karada da, denizde de, havada da. Şimdi İHA'lar, SİHA'lar çıktığında hangi amaçla kullanılacak dediğinizde ilk anda işte herhangi birisinin aklına gelecek alanları düşünün. Daha sonra kullanımdaki çeşitlemeleri ve yaptıkları başarıları düşünün. Bunlar da öyle olacak. Muhtelif durumlarda buralara verilecek unsurlar ve kabiliyetler üzerine koyacağınız platforma göre değişir. Burada önemli olan bu ürünü alana vermek. Çünkü mühim olan vereceğiniz kabiliyetin diyelim menzil, işte kumanda kabiliyetleri, bunların iletişimleri vesaire. Onun üzerine ne geliyor? Platformların üzerine koyacağınız sistemler. Bu sistemler hem elektronik harp anlamında hem de silah anlamında çok değişken olabilir. Yani isterseniz bir mühimmat yüklersiniz bu insansız deniz aracına, 100 kilometre ileriye gönderirsiniz değil mi? Orada kullanırsınız. Başka amaçlar İsterseniz var. Haberleşme için röle yaparsınız, isterseniz elektronik harp ile ilgili belli unsurlar koyarsınız, isterseniz belli menzile füzeler koyarsınız, belli hedefe belli mesafede yaklaşır, atar füzelerini gelir gibi. İsterseniz intihar drone, intihar denizaltısı veya denizüstü aracı yaparsınız. Aklınıza ne gelirse bu artık harekat konseptinin getirdiği unsurlar, ama burada şu önemli: komuta kontrol, yazılım, onların haberleşebilmeleri, kendi aralarındaki haberleşmeleri, bir koordinasyon. Sadece deniz araçları değil, biz bunu sık sık söylüyoruz. Hava, deniz, kara ve denizaltı unsurlarınız, eğer insansız unsurları devreye koyduysanız, bunların haberleşebilmeleri, harekat alanına sunduğunuz her unsurun haberleşmesi, konumu, silah unsuru, düşmanla ilgili angajman modları, saha bildirimi, pozisyon, bunların hepsinin bir merkezde toplanıp analiz edilip karar vericilere ona göre süzülüp gönderilmesi gibi bir dizi kavram geliyor önümüzde. Entegre bir sistem. Entegre harekat ortamına giriyoruz. Hı. Bu ortamın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Burada yapay zeka ve çeşitli yazılımların ve bunların kesintisiz olabileceği ortamların oluşturulması önemli. Şu az geri gelebilirse arkadaşlar, orada Anadolu gemisi vardı herhalde, evet. Türkiye'nin. Evet. Şu buraya SİHA'lar inecek değil mi? Akıncı yok, Akıncı'dan yok, şu anda TB3 şimdi. TB2'nin yeni versiyonu TB3 bir seneden fazla bir zamanda çalışılıyor. Yani bu hazırlık yapıldı. Tabii gemimizi biz hızla önce deniz kuvvetlerimize teslim etmek istiyoruz. TB3'ün, bu bizim uçak gemimiz diyebilir miyiz buna, Anadolu? Şimdi uçak gemisi tabiri, tabii dünyada klasik anlamda birkaç çeşit uçak gemisi var ve gelen de bunların üzerine konanlar çeşitli jet ve motorlu veya pervane sistemler. Biz şimdi, ve bunlar işletmesi oldukça pahalı olan, bir jet uçağı koyduğunuzda havaya kaldırdığınız platformun çok, maksimum havada işte 2 saat falan kalıp dönmesi gereken, 2 saat dönmesi gereken bir olaydan bahsediyorsunuz. Çok para harcıyorsunuz. Çok para harcıyorsunuz. Burada bir İHA'yı kaldırdığınızda 24 saat havada kalabilecek durumda. Çok sayıda İHA'nın çok sayıda fonksiyon görmesi muhtemel. TB3'ten sonra belki MIUS'u, yani jet uçağımızın üzerine koyabileceğiz. Daha sonra belki ve paralel olarak bizim hürjetimizi koyabileceğiz gibi. Yani gemi bir taraftan kendi ilk planlanan fonksiyonlarını görmek üzere hazırlanıp servise giderken, diğer taraftan da bu tür hava platformlarının onun üzerine nasıl çalışacağıyla ilgili çalışmalar devam edecek. Bu da dünyada aslında yeni bir kavram olarak ortaya çıkmış olacak. Yeni bir konsept bu, öyle mi? Bunu yapan yok şimdiye kadar. Denizde, açıklarda gemi ve gemi üzerinden SİHA'lar havalanacak. Bu bize Doğu Akdeniz'de mesela... Bunun etrafında bir de işte onlarca şey düşünün. Uzaktan kumandalı veya insansız deniz aracı düşünün. Epey bir güçle sahaya çıkıyorsunuz anlamına gelir. Anladım. Evet, bu şu anda ne zaman peki bunu göreceğiz biz? Şimdi Anadolu gemimizi aslında biz bu yıl sonuna kadar almayı çok istiyorduk. Yani önceden planlanan teslim süresini biraz öne çekmiştik. Ama bu salgın süreci vesaire biraz tersanedeki işlerin de yavaşlatılması ile ilgili biraz bizi hayal kırıklığına uğrattılar, ama şu anda çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde tersanemizin çalışmasını takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğini geçirmemeleri
Bizim dileğimiz bu konuda onlardan da gayret bekliyoruz. Dediğim gibi savunma sanayi konuları biraz milli duyguyla yaklaşılması gereken konular. Bu sadece bir iş değil, bir para kazanma meselesi değil, milli bir mesele. Deniz kuvvetlerimize tesliminden, çeşitli testler ve uygulamalardan sonra da buna eşlenik olarak TB3'ün çeşitli çalışmaları devam edecek. Ve bu hazırlıkta bir yerde buluşup belki beraberce servise gidecekleri gün gelecek. Biraz politik içerikli bir soru olacak ama yine de sormak istiyorum bu soruyu. Şimdi denizden, donanmadan da bahsettiğimiz için Yunanistan son dönemde anlaşmalar yaptı. Fransa'yla bir güvenlik anlaşması yaptı ve işte o anlaşmanın en önemli başlığı, eğer Yunanistan bir saldırıya uğrarsa Fransa yanında olacak. Şimdi yeni Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmayı güncellediler. Ve bir taraftan da yani bakıyoruz, bütün kafalarında sadece Türkiye var. Yani Türkiye ile yatıyorlar, Türkiye'yi kalkıyorlar. Şimdi diyorlar ki, hani tırnak içerisinde, eğer bize Türkiye gelecek olursanız üstümüze, biz işte Fransa ile anlaştık, Amerika ile anlaştık. Böyle bir sürecin içine girdi Yunanistan. Çeşitli zamanlarda tahrikler var. Şimdi mesela araştırma gemilerini gönderiyorlar. Ve anlaşmazlık konularımız da var. Anlaşmamızın çok mümkün olmadığı konular da var. Bu konuyu nasıl siz görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Yani bu ciddi bir gerilim ve bir çatışma potansiyeli taşıyan bir konu değil mi? Ya bu konuda tabii muhtelif bakanlarımız, devletimizin çeşitli kademelerinde açıklamalar yapıldı. Burada siz de biliyorsunuz Türkiye'nin genel yaklaşımı, ya bu meseleler aslında iki ülkenin oturup da baş başa kaldıklarında çözemeyecekleri konular değil. Ayrıca baş başa kalıp da oluşturacağımız çözümler her ülkenin de refahına ve mutluluğuna katkıda bulunacak konular. Benim yurt dışında bazı Yunanlı tanıdıklarım vardı arkadaşlar. Yani onların bir kısmı son derece mantıklı olarak bana şunu söylerlerdi. Ya bizim Türkiye ile Osmanlı topraklarında 400 yıl yakın bir beraber yaşamışlığımız var. Sizden tek bir şeyimiz olmadı. Yani dilimiz her şey korundu. Avrupa'da bizim çektiklerimiz daha fazla. Ve bu politikacıların biraz oy kazanma, oy devşirme veya dikkati başka yöne çekme taktikleri, bizim Türkiye ile hiçbir alıp veremediğimiz olmaması lazım diyenler vardı. Şimdi bu zaviyeden bakarsanız aslında Yunanistan için en akıllıca yol Türkiye ile işbirliği yapmak. Ve Türkiye bunu her zaman söyledi. Hiçbir zaman için Yunan tarafından ifade edilen tahrik cümleleri bizim tarafımızdan kullanılmadı. Biz ama şunu söylüyoruz, haklarımızı yedirtmeyiz diyoruz. Ama karşı tarafın hakkını teslim etmekle ilgili veya iki ülkenin beraberce bazı kaynakları değerlendirmeleri ile ilgili her türlü çözüme açık olduğumuzu sürekli söyledik. Bu yapılan sanırım yine tabir biraz şey olabilir, gaza gelme gibi geliyor. Yani Yunan halkının da faydasına değil, eğer zaten sıkıntıları devam ediyor ekonomik. Makul ve mantıklı düşünülürse uzun vadede Türkiye ile işbirliği, diyalog ve ekonomik alanlarda yapılacak ortaklık ve işbirlikleri başkalarına yaklaşmaktan çok daha fazla fayda sağlayacaktır. Peki, yapılan bu silah anlaşmalar vesaire ekonomik yükten başka bir şey getirmiyor. 7-8 milyar avroluk bir yazık yani. Fırkateyn ve savaş uçağı. Ama bu Yunanistan lehine bir denge sağlamıyor mu Türkiye'ye karşı? Şimdi ve onu bıraktım. Bizim aleyhimize bu durum değil mi? Fransa'nın gelip de yani sonuçta bir işte Birleşmiş Milletler 5 daimi güvenlik konseyi üyesinden biri. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri olarak bir sürü avantaj sağlanmış onlara. Nükleer bir güç falan geliyor. Bizim Yunanistan'la olan ihtilafımızda çok açık net bir taraf alıyor. Bu bizim açımızdan bir handikap değil mi? Ya bu belki onların eski Türkiye bakışlarından dolayı oluyor. Yani Türkiye'nin işte öyle parmak sallamaya, işte sopa sallamaya gelecek, bunları yiyecek bir ülke olmadığını artık anlamış olmaları gerekiyor. Yani gerçekten tekrardan söylüyorum, bütün bu işte silahlanma yarışına girer gibi formlar gerçekten bir ekonomik yük ve kendilerine zarar verir. Yani netice, biz defalarca bunu söyledik çeşitli seviyelerde, suhulette iki ülkenin anlaşması, konuşması şu anda tek yoldur. Tahrikin hiçbir anlamı yok.
ileri vadede kazandırmaz. Sadece bir sürü yük getirir, kaybettirir. Tabii Yunanistan halkı üzerinde tabii, maliyet üretir. Tamamen gereksiz bir şey. Halbuki tam tersine Türkiye ile diyalogu işbirliği yapsalar bu konuyu risksiz, son derece uzun vadeli ve iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde çözebilirler. Belirli tahrikler, şovinist bakış açıları, tarihsel kin gütmeler vesaire bunların hiçbir anlamı yok. O defteri Türkiye açarsa çok daha zararlı çıkarır. Türkiye o defteri açmak istemiyor. Peki. İnsansız savaş uçağı projesi. Bayraktar, Selçuk Bayraktar birkaç kere bunu söyledi. 2023'e kadar insansız savaş uçağı. Yani şimdi ileri seviye Akıncı'yı çıkarıldı bu sene. Siz yıl sonunda bir araya geldiğimizde en önemli hedefimiz Akıncı demiştiniz. O da şu anda göklerde. Ve eğer bu hedefe ulaşılırsa şunun şurasında 2 sene var en fazla. 2 sene içerisinde savaş insansız savaş uçağına Türkiye. Bu ne demek yani Türkiye'nin insansız savaş uçağını elde etmek bu pazarda, bu piyasada ne anlama geliyor? Şimdi 2023 için hava anlamında 3 hedefimiz var. Bir, bu jet motorlu insansız uçak diyelim ona. İnsansız savaş uçağı dediğimiz. 2, Hürjet. 3, milli muharip uçağın hangardan çıkması. Bu arada tabii arada çıkacak çeşitli seviye ve kabiliyetlerde mini, midi, orta yani belli seviyede İHA'lar ve dronlar hariç. Onları da çıktıkça göreceksiniz. Bu şu anlama geliyor. Bir jet motorlu, belki süpersonik hıza yaklaşan, manevra kabiliyeti son derece iyi olan, belirli silahları taşıyabilecek, bile platformlarına bile kalkabilecek bir uçaktan bahsediyoruz. Bu tabii bunun ilk adımı olacak. Şimdi insansız savaş uçağımız ilk model çıkacak, aynen öyle kalacak değil. Onun da kendi içinde modelleri, versiyonları ve gelişimleri olacak. Bu şu anki bu değil mi bildiğiniz? Şu anki bu. 2023'e kadar. Draft, evet. Ama onun kabiliyetlerini çıktıkça göreceğiz. Ve bu gelişecek tabii. Yani bu ilk çıktığı gün gibi kalmayacak. Bu bir yolculuk. O yolculuk devam edecek. Bugün işte Yunanistan F-35 aldı ne olacak, alırsa ne olacak falan. Bence bütün bu soruların cevabını biz sahada adım adım veriyor olacağız. Bu hasmane bir tutum takındığımız anlamına gelmiyor ama hasmane tutum takınmak isteyenlerin de ayaklarını pişman denk olacağı. Yani pişman sahaya çıkıp da pişmanlık duymasınlar. Adımlarını denk atmaları gerekiyor ama tabii meşhur laf, hazır ol cenge istiyor isen sulhü salah, biz bu. Ve burada da kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz çok çok önemli. Bunu defalarca tekrarladık ve öğrendik. Bunu sağlayacak bir insan kaynağının geldiğini görmek de bizim için çok memnuniyet verici. Aşağıdan değil mi gençlerden, evet. Daha bu yeni Teknofest'lerde gördü. Gençlerden çok ciddi ilgi var. Evet. Bu alanlara. Kaç ülke yapıyor mesela bu işi? Yani savaş uçağı anlamında kaç tane ülke bu standarda ulaştı? Savaş uçağı insansız savaş yok. Uçağı. Amerikalıların belirli denemeleri var. Avrupa'da yürüyen bir proje var. Ama şu anda kullanımda aktif olarak harekat alanına verilmiş bir ürün pek yok. Yani geliştirme anlamında var. Amerika'nın bir iki ürünü var. Ama havada değil mi bunlar? Yani fiilen aksiyon halinde değil mi? Fiilen aksiyon olgun olarak değil. Yani belirli deneme kavramlarıyla aksiyon halindeler diyebilirim. İngilizlerin bir çalışması vardı. Bunların hiçbirisi olgunlaşmış, %100 harekat etkinliği olan şeyler değil ama var. Ama çok az sayıda. İşte bileyim Amerika'da var. İngilizlerin böyle bir projesi var. İsrail, Çin. Çin'in var ama kullanımda yok bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o zaman 2023'te bu semalara çıktığı zaman dünyada bu işe öncülük eden ülkelerden biri olacağız tabii öyle onlar mi? Onlar da tabii yani şimdi İHA anlamında gerçekten öncülük eden ülkelerden birisiyiz. Bunu çok net söylemek lazım. Kullanım konsepti ve şekli ve maliyetleri ve unsurları olarak da öyle.
bu konu tartışmasız devam edecek. 10 kat daha az maliyet üretiyor değil ve mi? Bu devam edecek yolculukta göreceksiniz, bu öncülüğü ve ilk ülkeler arasında olmayı bırakmamamız gerekiyor. Bahsettiğimiz bütün bu yeni projeler artık bu bir hareket, bu devam edecek. Yoksa durduğumuz yerde kalırsak geçiliriz. Tökezleme tehlikesi var mı? Mesela Türkiye'de bir iktidar değişikliği olsa, işte 2023'te bir de seçim olacak mesela, iktidar değişti diyelim. Bu projeler ne olur o zaman? Endişeli misiniz o anlamda? Tabii sürekli olarak savunma sanayi konusunun milli bir konu olduğunu, siyasi malzemeye, bel altı vuruşlara bahane edilmemesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Bunu ama sürekli yapıyorlar, söylememize rağmen. Ve yine savunma sanayinin gelişimindeki en önemli faktör siyasi irade. Başta Cumhurbaşkanımız bunu defalarca belirttiler. Bu konuda kararlılığı vurguladılar. Bu kararlılığın yerine başka bir şey geçerse tabii ki bütün bu gidişatla ilgili önemli kayıplarımız olur. Zaten geçmişte biz bunu gördük. Genelde sanayinin, ağır sanayinin önemine vurgu yapan liderler nasıl alay konusu oldular? Başta rahmetli Erbakan olmak üzere. Onun söylediği şeyler nasıl uçuk bulundu? Bir istemezlik şeyi var zaten. Onda öncesindekileri şeyi düşünün. İşte Nur Demiralları, Vecih Hürkuşları, Şakir Zümreleri, Nurettin Nuri Kırlıgilleri, bunları düşünürseniz siyasi irade olmayınca teknik olarak, yapabilirlik olarak ne kadar iyi olursanız olun önünüz tıkanıyor. Bu açıdan siyasi iradenin savunma sanayinin milli bir konu olarak ele alınmasının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Anladım. O açıdan olacak herhangi bir zafiyet Türkiye'de büyük zafiyete uğratır. Yine biraz politik içerikli bir soru olacak ama devamen aklıma geldi. Yani sırf bu nedenle, yani Türkiye'nin önünü kesmek için savunma sanayi alanında Türkiye'nin daha fazla merhale kat etmesini engellemek için bir iktidar değişikliği isteyenler dışarıda olabilir mi sizce? Tabii ki. Yani olabilir mi değil, var diye. Var, var zaten var diyorsun. Zaten var. Yani şu ortamda bile siyasi yani denklem böyleyken bile yandan, yöreden, sağdan, soldan aynı şey yapmak isteyenler var ki eğer başka bir şey olursa tabii çok daha başka boyutta olur. Evet. Son 2-3 dakika ben sözü size bırakayım. Yani hedefleriniz, yani önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'yi bu alanda nereye, mesela bir 2030'lara doğru Türkiye'nin bu konudaki hedeflerini belki özetleyebilirsiniz. Ya hep vurguladığımız tam bağımsız savunma sanayi. Bunu sürekli vurguluyoruz. Ve burada da bunu söylerken %100 her şeyin yerli olduğu bir bütün ekosistemin çok anlamlı olmadığını, büyük maliyetler oluşturacağını da söylüyoruz. O anlamda özellikle stratejik sistemler ve ileri teknolojilerde bizim tam bağımsızlık hedefimiz olduğunu vurguluyoruz. Bunu sürekli olarak gündemde tutacağız. Ayrıca bugün yerlilik yüzdelerini düşünürken yarın bizim hangi alanlarda, yüzde kaç alanda dünyada bir numara veya ilk üçte olmayı düşündüğümüz ve olduğumuzu konuşmamız gerekiyor. Bunu yapmaz iseniz sürekli birkaç adım geriden gelmek gibi bir durum olacak. Dünya artık bambaşka bir yere gidiyor. İnsan makine girişiminin çok yoğun şekilde konuşulacağı, insansız sistemlerin, bilgisayarlı sistemlerin, iletişim sistemlerinin yoğun olarak her alanda kullanılacağı, muhtelif kabiliyetlerin, sürpriz etkisi yapacak kabiliyetlerin konuşulduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyada Türkiye'nin geleceği bu anlamda düşünmesi gerekiyor ve bazı alanların peşinden koşarken bazı alanlarda önden gitmemiz gerekiyor. Hedefimiz bu. Yani 2030'lara geldiğimizde Türkiye birkaç alanda dünyanın en iyisi olmak durumunda. Her ülke her alanda en iyi olması gibi bir iddia, çok iddialı olur ve büyük kaynak ister ama belirli alanlarda doğru, hedef seçip, insansız sistemlerde özellikle herhalde hedef seçip oraya doğru yürümek ve işte görülmeden görmek, vurulmadan vurmak, hissedilmeden hissetmek, tehlike karşısına gelme, karşılaşmadan siz tehlikeyi karşıya hissettirmeniz gibi kavramlar diyebiliriz. Peki. Bu arada İlginç tabii kavramlar. Evet.
şeyim bu. Sözlerime ben son vermeden bütün Mevlid ulusumuzun Kandili. Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nice güzel kandiller gösterir. Bu milletin bu işleri yaparken maneviyatı çok önemli. Maneviyatsız, milli duygusuz hiçbir şey olmaz. Onun için savunma sanayi derken bu sadece para kazanılacak bir alan değil diyor idim. Bu duyguların alanda olduğu ve en derine hissedildiği günlerden birisi bu kandiller oluyor. Ulusal birliğimizi sağlayan ve bize kardeşlik duygularını derine hissetmemizi sağlayan bu günlerin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bize vakit ayırdığınız için. Sağolunuz. Efendim bu hafta Başkent Kulisi'nde Profesör Doktor İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı bizlerle birlikte oldu. Biz de Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyoruz. Bütün Türkiye'nin ve İslam aleminin bu kandilini tebrik ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifleriyle yıl dönümünün idrak edildiği bir gece bu Mevlid Kandili. Bizi izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.